Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye'de katılım öncesi AB mali yardımının altında sivil toplum konusunda sağlanan desteklerin koordinasyon kuruluşu. Dolayısıyla sivil toplum örgütleriyle ilgili AB mali yardımları çerçevesinde yapılan her çalışma AB Başkanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürüyor. AB Başkanlığı hem sivil toplum kuruluşlarının AB fonlarından yararlanması için hibe programları geliştiriyor. Bu hibe programlarını hayata geçiriyor ve bu hibe programları aracılığıyla sivil örgütlerin fon almasını sağlıyor. Hem de sivil toplum alanında sivil örgütlerle yakın çalışan kamu kurumlarının, öyle örneğin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın, dernekler, eski dernekler dairemizin yeni Sivil Toplum İşleri Genel Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanlığı'na bağlı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Kültür Bakanlığı'na bağlı projelerine destek veriyor ve sivil toplum örgütleriyle bu kuruluşların daha yakından çalışmasını sağlayabilecek projelerin de hayata geçirmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla AB Başkanlığı aslında sivil toplum örgütleriyle yapılan çalışmalarda kilit bir rolde. Özellikle önümüzdeki dönem sivil toplum örgütlerine yönelik AB Başkanlığı tarafından yürütülecek olan hibe programları bulunuyor. Bu hibe programları sivil örgütlerin kapasitesini güçlendirmek amacıyla geliştirildi. Dolayısıyla Türkiye'deki dernekler, vakıflar ve kooperatifler kendi kapasitelerini güçlendirmek, faal oldukları alanlarda daha faal olmaları amacıyla proje başvurusunda bulunabilecekler. Bunun hazırlığı devam ediyor ve önümüzdeki aylarda teklife çağrıya çıkılacak. Aynı zamanda Türkiye'deki sivil örgütlerin AB üyesi ülkelerdeki muadilleriyle ortak çalışmasını sağlayabilecek, yani Türkiye-AB sivil toplum diyaloğuna katkı sağlayacak programların da yürütülmesini yapacak Avrupa Birliği Başkanlığı. Dolayısıyla hibe programları önümüzdeki dönemdeki temel aktif işlerimiz arasında yer alıyor. Ama bir taraftan da fon verdiğimiz birçok sivil toplum örgütü olacak. Yaklaşık 10 milyon euro yakın bir kaynağı 200-300 civarında sivil toplum örgütünün projesine aktarmış olacağız ve onların projeleri hayata geçirecek. Bunların takibi de yine önemli işlerimiz arasında. Tüm bu süreçler içerisinde de sivil toplum örgütlerinin AB mali yardımlarıyla ilgili düşüncelerini de aldığımız, dolayısıyla sivil toplum örgütleri danıştığımız bir danışma sürecimiz var. Bunları da hayata geçireceğiz. Bunlar bizim önümüzdeki dönemdeki temel çalışmalarımız olacak.